Selam, ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı. Yani sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda değerli bir dostumun çalışmaları var. Hem size o dostumu tanıştıracağım, hem de onun çalışmalarından bahsedeceğiz. Hatta ikna edebilirsem kendisini, ileriki videolarımızda bu oyuncaklar nasıl yapılır, onları kendisinden öğreneceğiz. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Merhaba Abdullah Bey. Merhabalar abi. Nasılsın? Hamdolsun Uğraş'ı, siz de iyisiniz inşallah. Çok şükür, teşekkür ederim. Biraz evvel arkadaşlara da söyledim, seyircilerimize. Evet. Bu işi hobi olarak başladın herhalde. Nasıl başladığını bize anlatır mısın? Ben emekli olduktan sonra evde canım sıkıldı. Bir yer açayım dedim, baba mesleğiydi. Marangozluk babanızın mesleği. Babam mesleği, ben normalde kalıpçıyım, CNC kalıp. Ufak tefek alet edevat aldım, yavaş yavaş başladım el işiyle. Peki bunları yapmak, bu oyuncakları aslında birer örneği değil mi? İnternette resmini gördüm, aynen ölçüleri çıkartarak yaptım. Peki nereden aklına geldi? Arabalarla uçaklara bir merakım vardı önceden. Ondan dolayı önce uçaktan başladım, sonra şu şeyi yaptım. Eğitimini almış mıydın başlangıçta? Yok, hiç almadım. Sadece baba marangoz, oduna aşinalık var. Evet, aynen öyle. Orada bir zevk var. Sonradan dedim emekli olunca ben yapayım. Nasıl karar verdin bunları yapmaya? İşte evde oturmayayım diye ilk önce sehpa falan yapmaya çalıştım. Küçük sehpa. Ondan sonra boşta kalınca da bunları yapayım dedim. Çok hoşuma gidiyordu maket arabalar. Aa, yavaş yavaş başladım. Bunları hobi olarak kendine mi yapıyorsun? Yapıp satıyor musun? Normalde kendime yapıyordum. İsteyen olursa da veriyorum. O zaman şöyle yapacağım. Ben aşağıya senin e-mail adresin var mı? Var. Onu yazayım ben o zaman aşağıya. Tamam. Seyircilerimizden isteyen olursa sana oradan iletişime geçsin. Tamam. Fiyatını falan anlaşın, yapın. Tamam. Peki ne hissediyorsun bunları yaparken? Bunları yapması çok zevkli. Stres attırıyor bunlar. Yani uğraşıyorsun en sonunda... Ya güzel bir şey çıktı mıydı? Yorgunluğu atıyor bu. Bir evet. Kalıbın, bir şablonun var mı yoksa yok. Zihinden mi yapıyorsun? Zihinden yapıyorum tamamen. Sadece bir resme bakıyorum, aynısını yapıyorum. Mesela şu uçaktan ve bu uçağın yapımından bize bahseder misin? Şunun için soruyorum. Hem seyredenler kendileri için yapabilir, hem de çocuklarına hediye yapabilir, hem de çocukları götürüp bir meşgale yapabilirler. Bu uçağın yapımını bize nazari olarak, pratik olarak göstermeden evvel nazari olarak bir anlatır mısın? Bu uçağı ilk önce yaparken... Hangi ağacı kullandın, nasıl yaptın, önce hangisini yaptın? Bunu ilk yaptıklarımdan biri, bunun gövde vişne, kanatlar, arka kanatlar ceviz. Elle oya oya bunu yaptım. İlk önce normal kenarlarını kaba kestim. Daha sonra el işçiliğiyle buraları yaptım. Pervaneyi yaptım. Kanatları, flapları. Yani uğraş istiyor. Biraz da sevgi istiyor. Bunları vidalamadım, tutkalladım. Zannediyorum şu flapları ufak ağaç çivilerle tutturdum, deldim. İçlerinden şey var, ağaç çöpler var. Aradaki flaplardaki boşluklarda çivi kullanılmamış sayın seyirciler. Küçük çivi ağaç benzerini çivi haline getirmiş Abdullah Bey. Matkapla delip onları tutturmuş. Tutkallamış sonra da. Sonra evet. Hiç çivi yok burada. Yok, evet. Çivi yok burada. Pervaneleri falan da elde yapıyorum. Hepsini elde yapıyorum. Peki bu arabayı nasıl yaptın? Bu arabayı... Onu hoş olmuş, benim hoşuma gitti. Daha işlemi var herhalde, boyanacak mı? Bunu sade yaptım, boyadıklarım da var. Bunun maketini görmüştüm bir arkadaşta. Bunun ağacını yapayım dedim. Öyle başladım tek tek. Bu da ceviz komple. Tamamen elde yaptığım şeyler.
koltukları, direksiyonu, fitesi. Bayağı bir parça var. Aslında tek parça gibi duruyor da. Yok, çok parça. Buralarda parça var. Aynalar, kapılar, vites, aynalar, direks, oturma koltukları, farlar, şu klakson herhalde. Evet. Klakson dediğim arabanın düdüğü var ya. Eskiden ona klakson deniyordu. Bu da karbüratör. Aracın markasının sembolü mü? Karbüratör kapağı. Su girişi kapağı. Evet. Çadır, tente. Evet, üstü açık modeli bu da. Evet. Şu kesimi nasıl yaptın? Bu yani kesimi çembere... tek tek punchta bir büyük bir küçük kesip aradan çıkarttım. Elde zımparalayarak yaptım bunları. Dördü de aynıdır. Hepsini zımparaladım. Tek tek incelttim. Peki seyircilerimizden bunu yapmak isteyen olursa evde basit aletlerle yapabilirler mi? Yaparlar. Bir zımpara makinesi lazım. Zımpara olduktan sonra hepsini yaparlar. Kalın topraklı bir zımpara istiyor önce. Evet, kalın topraklı bir zımpara lazım. Çünkü şuraları falan buranın kavisini elde direkt... Alamaz. Alamaz. Küt kestirsinler bir marangozdan. Evet. Kestirdikten sonra zımparayla inceltsinler ve şekil versinler. Zaten bir kasıver denince ellere alışır. 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 Şimdi bunları görünce ben de şunu da dedim. Bizim seyircilerimiz de isteyecektir muhakkak. Peki yaparken göstersenize diye. O zaman ileriki bir videolarımızda bir şeyden başlayarak seyircilerimize yapalım mı? Ne dersin? Yapalım, olur. Son olarak şunu söyleyeyim o zaman. Seyircilerimize bir tavsiyen olacak mı? Yani bunu yaparken neye dikkat etsinler? Hangi aletler alsınlar? Kimlerden yardım istesinler? Veya internetten, bilgisayardan nelere bakarak başlasınlar? İlk başlayanlara neler tavsiye edersin? İnternetten bir model bulduklarında küçük modeli yapması biraz daha zor oluyor. Bir model bulduklarında ölçüyü belli bir ölçüyle çarpsınlar. İlk büyüğünü yapsınlar. Büyük biraz daha kolay. Şunun işçiliği mesela 2-3 gün sürdü bana. Şu 1,5 günde yaptım bunu. Daha büyük malzeme, daha az estetik isteyenler daha mı erken bitiyor? Tabii, şimdi ayna şurada büyük, burada küçüldükçe bu ayna içeriye kadar tek parça. Bunu tamamen elde döndürüp küçüldükçe zor oluyor. Uğraşın daha hassas yerlerini yani, yapıyor. Az kesitleri olan, az kesitleri büyük, olan, az teferruatı olan, onlardan başlasınlar. Onlardan başlasınlar, evet. Ya bir iki sefer yaptıktan sonra zaten kendileri hoşlandı bir de devam ederler. Peki bu malzemeleri nereden? Son soru demiştik ama bir soru daha sorayım. Bu malzemeleri şehir çocukları biz biliyorsun. Nerelerden temin ederiz? Bu normal sanayiden kereste satanlardan olabilir. Ben bunları normal kuruyan ağaçlardan, bu mesela vişne. Bu mesela kuruyan ceviz ağaçlarından dalları keserek yaptım ben bunu. Ağaç dallarını kestin mi? Ağaç dallarını keserek. Kendi ufak yatarımda yaparak yaptım. Anladım. Ama kesilmiş de alabilirler bunları. Ya da herhangi bir marangoza varıp rica edecekler. Kabasını kestirecekler. Kendileri zımparayla incesini yapacaklar. Evet. Diyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Şu sözü aldık. İleriki nasıl yapılıyor videolarını göstereceğiz. Göstereceğiz inşallah. Peki. Bizimle ilgilendiği için, bilgi verdiği için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Ümit ediyorum beğendiğiniz yararlı bir çalışma olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Bu arada Abdullah Bey'e sormak istediklerinizi Abdullah Bey'in iletişim adresini aşağıya yazacağım. Oradan kendisine sorabilirsiniz ya da benim vasıtamla sorarsınız. Ben kendisine iletir, aldığım cevabı size yazarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.